Bekleyen herkese merhaba. Günün bomba haberlerini duymaya hazır mısınız? Dilerseniz hızlıca başlayalım. Dünkü gibi bugün de ilk haberimiz bir aşkla ilgili. Oyuncu Burcu Özberk özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü isimler arasında. Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı hareket yeni aşk iddialarını ortaya çıkardı. Özberk, Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolò Zaniolo ile takipleşmeye başladı. Beklenmedik arkadaşlık akıllara yeni aşk ihtimallerini getirdi. Yaprak Dökümü dizisinde Ferhunde karakteriyle tanıdığımız Deniz Çakır hakkında evlilik haberleri dönüyordu. Yaklaşık bir yıldır iş insanı Bilgehan Baykal'la aşk yaşadığı bilinen Çakır'ın evleneceği haberi dün magazin gündeminde yer almıştı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim bu kez konu hakkında ilk kez açıklama yaptı. Çakır kendisine yöneltilen "Evleniyor musun?" sorusuna karşılık şaşkınlığını gizleyemeyerek aniden insanların karşısına doğru insanlar çıkabiliyor. Tarihsel olarak bilmiyorum ama evet evlilik kararımız magazine düştü yanıtını verdi. Çakır açıklamasıyla nikah kararını doğrulamış oldu. Survivor yarışmasının yanı sıra yer aldığı 3 Kız Kardeş dizisiyle de tanıdığımız Anıl Tetik beklenmedik bir karar aldığını açıkladı. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda arkadaşıyla objektiflere yansıyan Tetik, "Neler yapıyorsunuz?" sorusuna "Hiçbir şey yapmıyorum. Bundan sonra da bir şey yaparken göremeyeceksiniz. Çünkü oyunculuğu bıraktım. Kendi şirketime yöneldim." yanıtını vererek oyunculuğu bıraktığını belirtti. Kendine ait turizm şirketi olduğu bilinen Anıl Tetik'in cevabı sevenlerini şaşkına çevirdi. Oyuncu Burak Sevinç ve sevgilisi Sena Çakır Etiler'de objektiflere yansıdı. Sabah 5'te çorbacıdan çıkarken görüntülenen ikili karşılarında muhabirleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Oyuncu Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı tiyatro oyununun premierini gerçekleştirdiğini ve ardından soluğu çorbacıda aldıklarını ifade etti. Basın mensuplarıyla sohbet eden Sevinç ve Çakır, "Çok yorgunuz, başka zaman uzun uzun konuşuruz" açıklamalarıyla mekandan ayrıldı. Ayrıca Sevinç'in gözlerindeki sürmeler de dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse Nişantaşı'nda görüntülendi. Yaşanan deprem felaketinin ardından ilk kez görüntülenen Küçükköse yaşanan felaket hakkında konuştu. "İyiyiz demek içinden gelmiyor şu dönemde. Çok zor günler geçiriyoruz. Umarım yaralarımızı hep birlikte sararız" şeklinde konuşan ünlü oyuncu konuşmasının ardından hızla evinin yolunu tuttu. Bugünlük bizlerden bu kadar. Magazin gündemini yakından takip edebilmek için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuza dek görüşmek üzere, hoşçakalın.